Buraya bu Balıkale yapılmaz. Tam görüyorsunuz muazzam bir şehit. Buraya güzel bir şey alanı yapılır. Yeşil alan. Ailelere yeşil alan. Buradan bütün doğa karşında herkes gelir çoluk çocuğunda. Burada bu nimeti bu nimetten istifade eder. Burada ne yapılıyor? He? Burada ne yapılıyor? Buraya Balıkale. Buraya Balıkale yapılıyor. İşte bunu halkımıza hani daha yukarıdaki gazetelere mümkünse iletmek muhabir aracılığınızdan lütfen böyle şey yapın. Türkiye'de bu bir skandal. Hiçbir yerde Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de görülmeyen bir durum. İnsan böylesine bir yeri kalkıp da Balıkhane gibi bir şeyi yapamaz. Bu akla çok zarar. Hainlik. Ben en başta böyle bir şey yapıyorum. 83 yaşındayım. Torunlarıma ve geleceğe burada kara leke sürüyorlar. İşte kara bastılar böyle şey yapmayı. Sakın. Vallahi hiç şey yapmayacağım. Vallahi ben bilmiyorum ki olmaya. Yani olmasa iyi olur yani daha oraya lüks bir şey olsa daha iyi olur. Evleri yani bir yağmur yağsın veya azıcık sallanma olsun gider evler. Gider hepsi gider. Evet. Yağmuru bekliyor. Gitmez olur mu? Bir de yabancı değil. İsim soyisim neydi abla? Gülmez, Fatma Gülmez. Fatma Gülmez. Bu aşağıya Balıkale yapımı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Sizce doğru mu? Doğru değil yavrum. Doğru olur mu hiç? Hiç milletin önüne deniz boyuna Balıkale olur mu yavrum oraya? Halkın evine olur mu? Bir de Kadir Bey biliyor buradan çıkma bu. Biliyor bu durumları. Milletin ekmeğini yedi bir de buralarda. Değerlendirsin yerini güzel. Millet de gitsin. Bak hepimiz yaşlı gidelim oturalım. Torunlarımız oynasın. Yanlış. Yok burada. Bu arsa teker tarafından Balıkale yapılmak gayesiyle belediyemize Tekirdağ Belediyesi'ne bağışlanmış bir arsa. Büyükşehir olduktan sonra da Tekirdağ Belediyesi'ne büyükşehir'e geçmiş bir arsa.
Yani Balıkkale dışında bir şey yapmamız mümkün değil. Çünkü burası Balıkkale olarak da imar planlarında meclis kararıyla tescillenmiş. Şu anda Balıkkale olarak kullanılan bir yer dolgu alanı diyorlar. Büyük bir çadır içinde bir iş yapıyorlar. Yani oradaki ortam çok şey değil. Sıhhatli bir ortam değil. Onun için burası da yapılmazsa tekrar geri dönüyor. Geri döndüğü zaman bize verilen bilgi daha ilk şirkete kadar gidebiliyor veya özelleştirme idaresine gidiyor. Özelleştirme idaresi burada farklı tasarruflarda kullanabilir mi? Burada bizim de ihtiyacımız Balıkkale, sıhhatli bir ortamda Balıkkale'nin yapılması. Tabii iddialar şu, işte sahilde niye yapılıyor, içeride yapılamaz mı? Tabii her yerde yapılabilir. Ancak burası bu iş için ayrılmış olduğu için başka amaçta kullanma şansı belediyenin yok. Oradaki oturan site sakinleri tabii istiyor ki yeşil alan olsa burası. Halbuki yaklaşık 300 metre mesafede 150 dönümlük bir yeşil alan zaten var. İçinde bisiklet yolları var, işte yeşil alan mevcut sahibi. Sonra mevcut çadır olarak kullanılan, Balıkkale olarak kullanılan çadır olan yer yine denize sıfır bir yer. Şimdi o kalkıp buraya gelmiş olacak. Daha hijyen ortamda, daha modern bir ortamda, bu sahneleri olan bir yer olacak. İkincisi yapı olarak 3 katlı bir yapı. Bodrum, zemin, bir normal katlı oluşan bir yapı. Bir bodrum katı zaten toprak altında kalıyor. Oturtacak. Zemin ve birinci normal katı var. Eğimli bir arazide olduğu için üstteki yapılar sadece altta bulunan yapıların zemin katının önüne seviyesine kadar gelecek diyor. Üst katların hepsi denize yine geliyorlar.